Pedofilinin kötü ahlak olarak nitelendirilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bu beklendik bir şey. Yarın bu kötü de olmayabilir o zaman. Evet, yarın bu kötü de olmayabilir. Böyle videoları genelde izliyorum ve genelde karşıdaki kişi şehadet falan getiriyor. Ama ben birazcık uçuruma sürmüş gibiyim. Ne yapıyorsun? Okuyor musun? Okuyorum, evet. Koç Üniversitesi'ndeyim. Fizik bölümü. Şimdi her dinde bir yaratıcı tasavvuru var. İslamiyet'te Allah, Budistler Buda'ya tapıyor falan. Buradaki yaratıcıyı nasıl belirleyeceğiz? Zeus olamaz mı bir yaratıcı? Ne düşünüyorsun? Kesin olarak cevap vermenin bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir pozitif bilimin bize çatır çutur bu doğrudur diye gösterdiği bir şey de en sonunda yanlış çıkabilir. Bizim göz önünde bulundurmayı unuttuğumuz bir tane faktör etki etmiştir. Ve bu bizim bütün tahminlerimizi en sonunda yanlış çıkartabilir. Evet, anladım. Peki senin var mı böyle bir inancın veya bir yaratıcıya inanıyor musun? Benim yok şu anda. Tüm tanrıcı olabilirim. Yani doğanın tanrı olduğuna inanan. Ama yani o da çok bir inanç gibi bir şey olmuyor. Bütün maddeler yaptıkları işleri kendileri yapıyor olarak düşünüyorsun. Bir şey yaptırıyorsa da bunu ben bilmiyorum. Anladım, peki. O zaman ben sana birkaç tane soru soracağım. Eğer ki bu atomlar veya doğa dediğimiz, tabiat dediğimiz şeyler kendileri bu işi yapabiliyorsa, o zaman en küçük yapı taşında bile bütün bu bilgi birikimi, güç olması gerekiyor bir olayı yapabilmesi için. Mesela şöyle düşün, solunum yapıyor hücrelerimiz. Hücrelerimizin içindeki o zaman her bir atom tanesi bu solunum olayını bilmesi lazım mantıken. Biraz soyut kavramlar, ya bildiklerini düşünmüyorum. Bilmek diye atfettiğimiz şey daha gelişmiş bir nörolojik yapının eseri. Bu küçük canlılarda da böyle bir nörolojik yapı görmediğimiz için ve bizim bilmek olarak atfettiğimiz davranışları da sergilemedikleri için onların bildiklerini düşünmüyorum. Biz de her şeyi bilinçli olarak yapmıyoruz. Mesela bir refleks halinde bizim bilincimize ulaşmadan oluyor. Bir bakıma bilmiyoruz bunu. Aynen öyle. İçin bilmeye ihtiyaç yok yani. Ben de buradan yola çıkarak diyorum ki ben o bilinçli olarak bilinçsiz yaptığım şeyleri de o zaman ben yapmıyorum diyorum. Tamam, makul, evet. Yani burada bunları yapan başka birisi vardır diye düşünüyorum ben. Mesela sen diyorsun ki, örnek veriyorum, doğa yapıyor bunlar diyorsun, doğru mu? Mesela senin çantan var, benim saatim var, ayakkabım var. Şimdi bunlar eğer yapılmışsa, ortaya koyulmuşsa benim mantığım, kıyasım bana şunu söylüyor, diyor ki bunların bütün aşamaları bilinmek durumunda diyor. Mesela bir mühendis gelip sana bu saati tasarladığını söylese, sonra da mesela sen ona bu saatin hani bilmediğin bir noktasına nasıl çalıştığını sorsan, o da sana dese ki bilmiyorum. Sonra başka bir şey sorsan yine desen ki bilmiyorum. Başka bir şey daha sorsan desen ki bilmiyorum. O zaman desen sen bunu nasıl yaptın? Ona da bir cevabı olmasa. Sence bu mühendis bu saati tasarladı diyebilir miyiz? Ben birazcık daha pozitif bilimsel olarak bakıp buna şey diyeceğim. Bir yerden sonra zaten sorgulamayı bırakıyorsun ve bir şey eğer farklı koşullarda, farklı deneysel ortamlarda gene aynı davranışı sergiliyorsa, o zaman bu şey artık bunu yapıyordur diyorsun ve eğer daha derinine inemiyorsan bu bilginin, bunu verili olarak kabul ediyorsun. Anladım. Ya bu da aslında bir inanç, ön kabul gibi duruyor o zaman. Ya ön kabul de değil aslında. Biz burayı sadece bu şekilde kabul ediyoruz. Ama normalde yine orayı da mantıksal çerçeveye oturtmak istesek. Biraz atlamışsınız gibi geldi şu anda. Ben bunu kuramsallaştırabilmek, anlayabilmek için şunlara ihtiyaç duyuyorum dediniz. Bunun için evet, kuramsallaştırmak için tahayyül yetisine sahip olmak şart, bilgiye sahip olmak şart. Sadece bir olayı anlamakla ondan sonra o olayı yapmak için gerekli olan şeylere geçtiniz siz şu an. Evet. Bence çok güzel bir noktaya parmak bastın. Şunu söylüyorum. Bizim bir şeyin sırasını açıklamamız, oluş sırasını açıklamamız onu birisinin yapmadığı anlamına gelmez. Ben sana şu binanın nasıl olduğunu bir plan program şeklinde önüne getirsem, ondan sonra da şöyle bir iddia ortaya atsam. Bak, ben bunun planı programını buldum, gördün mü? Demek ki bu binayı kimse yapmamıştır desem mantıklı olmaz zaten. Evet, aynen. Şimdi o zaman hücrelerim solunum yapıyor. Bunun fiziksel denklemini ve kimyasal denklemini çıkardıktan sonra da bak, bu solunumu kimse yapmıyor desem yine mantıklı olmaz. Biliyorsun ki bilimde de bir şeyi böyle artık biz bunu kabul ettik, tamam böyle dersek bu bilimden uzaklaşma olur. Hatta birçok noktada Hristiyanlar ve belki şu anın Müslümanları eleştiriliyor. Hani siz diyorsunuz ki Allah yarattı, yaratıcı yarattı deyip o işi bırakıyorsunuz diyor. Ama biz onu araştırıyoruz, ondan bir şeyler üretmeye çalışıyoruz diyor. Yani buna katılıyorum, evet. Bilim de aslında burada o noktayı koyuyor.
Hani bizim fact olarak sayabileceğimiz, gerçeklik olarak sayabileceğimiz şeyler ancak şunlar. Mesela F eşittir MA. Ama F eşittir MA'yı kimse yapmadı. Demek bu kanun yapıyor demek. Artık bir inanç. Çünkü kanun böyle bir şeyi zaten yapamaz. Neden? Mesela şuraya yazalım. Diyelim ki bu sokakta bundan sonra sigara içmek yasaktır. Örnek veriyorum. Ya da içki içmek yasaktır. Eğer ki o kanunu uygulayacak bir zabıta, bir polis olmadığı müddetçe o kanun gelerek o işi yapamazlar. Yani değişir. Eğer bütün insanları bu kanunu yapmaya odaklı bir şekilde programlayabilseydik. O zaman bu kanunu uygulayan insanlara ihtiyacımız var. Evet, aynen. Mesela yer bizi çekiyor. Şimdi kanun mu çekiyor bizi? Kanun çekemez ki. Kanun çekmiyorsa her bir atom tanesi, yerdeki her bir atom tanesi bana o gücü kuvveti uygulaması lazım. Gücü kuvveti uygulayabilmesi için her birinin beni tartması, ne kadar güç kuvvet uygulayacağını bilebilmesi lazım. Her bir atoma bu görevi yüklemek yerine şöyle diyorum, sonsuz bir ilme sahip olan birisi her birini yönlendiriyor. Bunu bir şirket olarak düşünebilirsin. Şirketin içerisinde 200 tane patron olsa mı daha kolay, yoksa bir patron 200 kişiyi yönetse mi daha kolay? Bir patron... Bir dakika, kafam karıştı. Şey dedik, öncelikle siz kanunun bağlayıcı bir mahiyeti olmadığından bahsettiniz. Ya evet, kanun bu şeyleri yaptıran şey olamaz dediniz. Evet, ama aynı zamanda ben gene birisinin olduğunu söyleyemem bunu yaptıran. Çünkü gene bilmiyorum yani. Bu gene bir ön kabulün ardına geçmez şu anda. Ama ben şuraya kadar geldiğimiz noktada daha güzel açıklayabilen bir şey bulamadım. Ve sadece buraya da dayandırmıyorum ben kendi inancımı. Benim inancımı dayandırdığım noktalarda şunlar da var. Mesela benim bunu öğrendiğim kitap aynı zamanda dolu yağdığında bu doluların göklerdeki bir dağdan yağdığını söylüyor. Şiddetli şimşekler de bu olaya dahil olduğunu söylüyor. Daha sonrasından çekilen doluların yağdığı bulutu çekildiği zaman gerçekten bulutların üzerinde ayrı bir tabaka ve dağ gibi bir tabaka olduğunu görüyorum. Veya bana diyor ki mesela çok ağır bulutlardan bahsediyor. Belki biliyorsunuzdur, kümülünün buz bulutları var mesela. Ağırlığı 300 tona kadar çıkıyor. Şimdi diyorum ki ya o dönemde ölçü aletleri yok. Birinin göğe bakıp bunlar hafif olması lazım demesi lazımken birisi bunun tam tersine çok ağır bulutlardan bahsediyor. Veya demirin gökyüzünden indirildiğinden bahsediyor. Bunu da duymuşsundur. Demirin dünyanın korundaki yani çekirdeğindeki ısıyla oluşamayacağını keşfediyoruz. Ve bir asteroidle veya başka bir gezegenin çarpmasıyla dünyaya geldiğini keşfediyoruz. Bunlar kesil delildir mi diyorsunuz? Bunlar gibi bir 15 tane falan daha sayabilirim. Mesela bir tane birisi rastgele bir ok atsa ve hedefi tuttursa dersin ki yani bu rastgele olabilir. Ama 15 tane oku arka arkaya yine 10 noktasını atarsa dersiniz ki bu adam usta. Ya şu şekilde bir sıkıntı var. Bilimsel gerçek ortaya konacakken o bilimsel gerçeğin soyut kavramlarla ifade edilmemesi gerekiyor. Yani herkes tarafından objektifçe anlaşılan özellikle sayısal değerlerle ifade edilebiliyor olması gerekiyor ki kişiden kişiye göre fark etmesin. Tamam, bunda sıkıntı yok. Ama zaten bilim çok kısıtlı bir şeydir. Mesela örnek veriyorum, ahlak dediğimiz şeyi bilimle açıklayamazsın. Yani ahlakı da bilimsel bir şekilde inceleyebiliriz. Ya o kadar tamam şey olmuyor, bir deney ortamına koyamıyorsun belki. Evet. Ama bilimin ilk kabulü deney değil mi zaten? Gözlemlenebilirlik. Yani eğer ki varsa da ben şöyle bir şey söylüyorum. Madem daha güzeli yapılabiliyor... Benim şöyle bir iddiam var. Mesela 1400 sene öncesinde Arapların çok iğrenç bir adeti vardı. Kız çocuğu sahibi olmayı hani böyle utanç addediyorlardı. Ve kız çocuklarını gömerek öldürüyorlardı. Hani gözlerinin içine bakarak. Şimdi o dönemde bir peygamber geldi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber olduğunu kabul edip etmemize gerek yok. Öyle bir insan okuma yazmayı bilmiyor düşmanlarının tasdikiyle. 23 senelik peygamberlik döneminde bu ahlakı ortadan kaldırdı. Elinde bilgisayar yoktu, televizyon yoktu, uydu yoktu, internet yoktu, kameralar yoktu, mikrofonlar yoktu. Madem daha güzel bir ahlakımız var, o zaman şu an bilim adamları toplansın, sosyologlar toplansın, psikologlar toplansın. Bütün bu kaynakları kendi adlarına kullansınlar, hükümetleri kullansınlar, sosyal toplum kuruluşlarını kullansınlar. Pedofiliyi ortadan kaldırsınlar o zaman pedofiliyi. Pedofilinin kötü ahlak olarak nitelendirilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bir çocuğa tecavüz edilmesine normal bakabilme ihtimalimiz var mı? Bu kişiler bu şekilde olmayı tercih etmiyorlar. Çocuklara tecavüz kendileri de istemiyorlar ama ellerinde olan bir şey değil. Tıpkı cinsiyetlerinin ya da gözlerinin renginin elinde olmadıkları gibi. Normalde genlerinde mi var bu durum? Genlerinde mi var bilmiyorum ama yani genlerde olan... Mesela Dünya Sağlık Örgütü birkaç sene öncesine kadar
farklı cinsiyette olan insanları hasta olarak değerlendiriyordu. Normal insanın olması gereken hormonlarının farklı olması durumu olarak değerlendiriyorlardı. İşte çok ciddi tepki aldığı için bunu daha sonradan değiştirdiler ama şunu bile keşfeden bilim adamları var. Aynı yumurta ikizlerinin doğduktan sonra birinin geyliğe, diğerinin normal erkek cinsel yönelime gittiğini söylüyorlar. Yani eğer ki genlerinde olan bir şey olsa bu, çevresel faktörlere bağlı olmasa ikisinin de aynı olması gerekiyor. Ya bunu test eden bilim adamları da var. Daha sonradan değiştiğine bir delildir yani. Geninde böyle bir şey yok. Yani mesela gözümü seçemediğim gibi onu da seçemiyorum cümlesi doğru. Ama bu erkek ve kadın için doğru. Geriye kalan kısımların bilimsel olarak çevresel faktörlere bağlı olduğu kanıtlanmış bir şey yani. Genlerimizi seçemediğimiz gibi biz doğduğumuz aileyi ve doğduğumuz çevreyi de seçemiyoruz. Onların bize katkıladığı çevresel faktörleri de o zaman seçemiyoruz. Buradan nereye varacağız? Ben onu anlamadım sadece. Ya, yani o çevresel faktörleri ben seçemiyorum. O yüzden birine tecavüz etmem normal bir şey mi? Ben onu anlamadım. Bu durumu mesela tecavüze uğramış kişiye nasıl açıklayacağız? Talihsiz bir kazaydı mı diyeceğiz? Talihsiz bir kazaydı. Bu kişinin hormonları doğduktan sonra geninde yoktu. Doğduktan sonra böyle yöneldi. O yüzden de senin başına böyle bir şey geldi. Kusura bakma, tecavüzcünle bir ömür mutluluklar mı diyeceğiz? Hayır, o şekilde demeyeceğiz. Peki ama buna nasıl bir çözüm bulacağız? Şu şekilde bir tutarlı yol buldum ben kendi kafamda. Bu benim söylediğim şey aslında özgür iradenin olmadığı inancına çıkıyor. Genetiğimizi biz belirleyemiyorsak, çevremizi biz belirleyemiyorsak o zaman kim olduğumuzu da biz belirleyemeyiz. O zaman mesela hiç kimseye suç isnat edilemez. Mesela birisi seni gelip öldürse onun herhangi bir suçluluk durumuna girmez. Eğer özgür iradesi yoksa. Hatta sen o adamı mesela bir hapse attığın zaman sen zulümkar olmuş olursun. Sen ona zulüm ediyor olmuşsun olursun. Bu beklendik bir şey. Yani o zaman şu anda o olayın oluşturacağı psikolojik yaralar veya o kişide oluşturabileceği bütün ömür boyunca yaşadığı şeyler yani tamamen talihsiz bir kaza. Veya buna bilimsel olarak bir çözümümüz yok. Bugünün en önemli, en sıkıntılı toplumsal yaralarına bilimsel olarak bir çözümümüz yok ya da. Hayır, var. Ne gibi? Bunun özgür iradesi yoktu. Sana o yüzden böyle bir şey yaptı mı? Ben özgür iradeye sahip değilim ama bazı kompleks faktörler bir araya gelerek böyle bir şeyin olmasına sebep oldu. O yüzden kusura bakma. O yüzden kusura bakma değil, bazı kompleks faktörler aynı şekilde bir araya getirerek benim ve toplumun bu eylemi kötü olarak nitelendirmesine yol açtı. Yarın bu kötü de olmayabilir o zaman. Evet, yarın bu kötü de olmayabilir. Hitler zamanında insanları katletmek en azından bazı amirallerce kötü değildi ve insanın iyiliğine hizmet ediyordu. Ondan sonra da bu değişti. Bu olabilecek bir şey. Mutlak bir ahlak yasası olduğunu söylemek birazcık değişik geliyor bana. Zamanla değişebilen bir şey sanki bu. İşte bir insanın herhangi bir fix yani değişmeyen ahlak yasasına inanmadığı zaman böyle caniliklere varabileceğini düşünüyorum işte. Yani ben kimsenin tecavüze uğramasını istemiyorum. Veya bunu yapan insanların hepsinin cezalandırılmasını. Burada da cezalandırılamazlar. Hitler 100 bin kişiye, belki 100 milyondan fazla kişiyi öldürdü. Onun cezasını istesek de burada veremeyiz zaten. O yüzden sonsuz bir azap çekebileceği bir yer olmak zorunda. Neden? Çünkü burada alamıyor onun karşılığını. Neden almak zorunda olsun? İşte o zaman adaletsiz bir dünya olur bu. İddia şu ya, dünya adaletsiz, yaratıcı yok o yüzden. Ya ben ona açıkçası o kadar katılmıyorum. Hiç. Kötünün varlığı argümanı bence neyse, o kısımları bilmiyorum açıkçası. Böyle videoları genelde izliyorum ve genelde karşıdaki kişi şehadet falan getiriyor. Ama ben birazcık uçuruma sürmüş gibiyim. Kusura bakmayın o yüzden. Ben sadece istediğim şey şu. Konuştuklarımız mantıklı ve tutarlı olsun yeterli. Bence güzel bir etkileşimdi bu arada. Teşekkür. Anladım ya, ama ben şundan eminim, daha doğru düzgün kendisi seçimini yapamadığı bir çocuğun tecavüze uğraması sonucu geçirdiği psikolojik evreler net ve kesin. Yarın bunu toplum doğru olarak değerlendirse bile o çocuk o sıkıntıyı bütün ömür boyunca yaşayacak. Bunu da bilimle çözebileceğimizi pek zannetmiyorum. Ya ben zannediyorum çünkü travma tedavi yöntemleri var. Travma tedavi edilebilir ama o anda bunları yaşıyorsa bu iyi bir şey değildir. Yani sosyal planlamalar var, bayağı kaliteli bir şekilde verileri inceleyerek yapılan. O zaman şuna bakabiliriz. Demek ki 1400 sene önce okuma yazma bilmeyen birisi kadar bile bir işe yaramıyor bunlar. Çünkü hala bunlar devam ediyor. Yarıyor ya. Niye yaramaz? İşte o dönem kalkmış mesela, çocukların gömülmesi tarih kitaplarında geçiyor ki daha sonradan kalkmış. Bu dönemde halen daha bunlar mevcut ve maalesef mevcut. Yani o zaman da ben ev arkasına gidip bir kızı gömsem büyük ihtimalle kimse tarih kitaplarına bu kızı gömdü diye geçmeyecekti, yazmayacaktı ya da unutulacaktı ama. Bence çok saçma. Yani birinin hamile olduğu da çok net belli olur. Çocuk doğurduğu da çok net belli olur. O çocuğun kaybolduğu da belli bir toplumda net belli olur.
Yani bu kendi başına yapabileceğin, işleyebileceğin bir günah değil yani. Mesela en kötü ihtimalle kayıp olarak tarihe geçer. Yani tarih genelde daha büyük olaylarla ilgileniyor. Evet. Bir çocuğu çok umursayacaklarını düşünmüyorum. Bir çocuğu umursamaz ama 1000 tane çocuk bu şekilde gömülse umursar. Yani evet. O 1000'i 1'e indirdiyse eyvallah. Ama şu anda da zaten... 1000'i de 1000'e indiremiyoruz, hatta tırmanarak devam ediyor. Oranlar kaç ki? Yani şu an tam net bilmiyorum ama en kötü ihtimalle duyduğumuz sayı artıyor. En kötü ihtimalle. Üzücü. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.